Kavangware, Kenya'nın başkenti Nairobi'nin sayıları fazla olan gecekondu semtlerinden biri. Evlerde su ve elektrik yok. Dijital dünyaya ulaşmaksa başlı başına bir sorun. Kristin Macharia kısa bir süre önce Kavangware'ye yerleşmiş. 19 yaşındaki Kristin kırsal kesimde okula gitmiş, şimdi ise başkentte bir iş bulmayı umuyor. Kristin medya sektöründe çalışmak istiyor. Bir evde sahip olunması gereken temel eşyalardan ancak kısa bir süre önce haberdar olmuş. Ama artık bilgisayarla donatılan bir otobüs var. Bu otobüs semte sanki gelecekten gelmiş gibi görünüyor. Kristin Macharia ve diğer birçok genç için otobüs büyülü bir cazibeye sahip. Kristin bilgisayar ve internet konusunda mümkün olduğunca fazla bilgi öğrenmeye çalışıyor. Kenya'da iyi bir iş bulmak isteyen birinin öğrenmesi gerekenler var. Tabela veya iş planları oluşturmak, tarama yapmak, bir dokümanı basmak ya da internette araştırma yapmak gibi. Burada çok şey öğreniyoruz ve otobüs hakkında bildiklerimi arkadaşlarıma anlatacağım. Böylece onlar da kendilerini geliştirebilirler. Bu gerçekten hepimize yardım ediyor. Otobüste eğitim ücretsiz. Buradaki 32 bilgisayar güneş enerjisiyle çalışıyor. Genellikle kasvetli kış mevsimi Kenya'nın en büyük sorunlarından biri. Silikon Vakfı sanat öğretmenleri bu durumla baş etmeye çalışıyor. Eğer hava güneşli değilse o zaman sorun var demektir. Çünkü bu tür durumlarda elektrik olmaz. Güneş enerjisine alternatif enerji kaynağımız da yok. Ayrıca otobüs gibi kolayca erişilebilen güvenli bir mekana ihtiyacımız var. Bilgisayar laboratuvarı fikrini hayata geçiren Priya Butabati, ders öğrencinin ayağına gelmeli, tersi olmamalı diye konuşuyor. Burada genç insanların çoğunun bir otobüs bileti almaya parası yetmez. Mümkün olduğunca çok sayıda gecekondu insanına ulaşmak için biz onların kapısına gidiyoruz. 8 bin genç dijital dünyaya ilk adımlarını bu otobüs sayesinde attı. Kavangware gibi semtlerde zaman durmuş gibi görünse de dijital otobüs sayesinde ilerleme sağlanıyor.